Evet, Doğu Ekspresi'nin son durağı Ardahan olsun dedikleri noktaya gideceğiz şimdi. Doğu Ekspresi buraya kadar gelir mi? Buraya gelse ne olur? Burası Çıldır Yukarı Cambaz Köyü. Şimdi burada bir de aktarma istasyonu var. Hem trenin hem de yani normalde tırla gelen yükün buradan aktarma istasyonu olacağı söyleniyordu. Bir gidelim bakalım gerçekten öyle bir yol var mı? Evet, Aktaş sınır kapısının da yani hem tren yolunun hem de karayolunun yani Avrasya'ya açılan karayolunun olduğu bir noktadan bahsediyoruz. Aşağıda bir yaklaşık Çıldır'dan 10-12 kilometre bu tarafında da tren yolu var. Ardahan lobisi tabii ki burayı çok gündeme taşıdı. Ardahan Doğu Ekspresi'nin son durağı Ardahan olsun. Ama Doğu Ekspresi Van'a, ona benzer birkaç Anadolu'nun birkaç kentine seferler düzenledi, seferler açtığını söyledi ama Ardahan'a nasıl gelecek? Gelse ne olacak? Ya da bu aktarma istasyonuna ne işe yarıyor? Oradan da biraz bahsedeceğiz. Yani tırlar buradan bu yokuşu nasıl çıkıp gelecek? Bu yollar, bu altyapı bilmiyorum yani. Yol buradan gitmiyor aynı zamanda. O yeni yapılan yol Çıldır'ın kenarından, çayırların ortasından öyle vurup tünele, tünelden de kapıya gidiyor. Evet, burası işte Çıldır Ovası. Yani o ovadan bu dereyi, tepeyi nasıl aşıp gelecek, ben zor geldim. Düşmüşüz dağlara, taşlara işte. Bakalım buralardaki gelişmeler nedir diye bir bakalım dedik. Evet, işte mevcut Cambaz istasyonu denilen yük aktarımının gerçekleşecek olacağı yer burası. Burada yük aktarımı işte bu vinçle trenden aktarılıyor ama yani şey karayoluyla gelen diyelim tırların buraya yük aktarımıyla ilgili henüz bir gelişme görmedik. Çünkü yolu yok yani onunla ilgili. Onu öyle belirtelim. Vagonlar burada. Dolusuyla, boşuyla yük aktarımı orada gerçekleşiyor. Vinç tarafından gerçekleşiyor. Doğu Ekspresi'nin son durağı olsun dedikleri nokta da burası. Aslında düşünüldüğü zaman çok kapsamlı bir İpek yolu. İspanya'dan Çin'e uzanan yani hem lojistik hem yolcu taşıyabilecek o noktada çok önemli bir proje ama bu halde dışarı çıkacağım ama dışarıda fırtına olduğu için hani rüzgar fırtına olmasın diye şöyle göstereyim. Bu alan bu şekilde. Evet, aşağıda giderken çekeyim hele bir bakayım ne anlatayım, nasıl anlatayım. Evet, işte Doğu Ekspresi'nin son durağı olduğu olsun dedikleri yer burası. Söyleyince bazen ya işte hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz diyorlar ya. Niye beğenmeyelim? Yapılan her şeyi beğenelim de. Şimdi buraya karayolu gelmesi planlanıyorsa tren yolu geldi bu hale getirdi. Ya karayolu gelirse ne hale getirir diye burada 13 köyü gerçekten çok kötülükler etti. Meralarını, kırlarını, dağlarını, burada hayvan geçitlerini falan hepsini duman etti, öyle diyelim kısaca özet olarak. Şuraya bakar mısınız? Devasal dağlar, yani bir tren nasıl gittiğini bir sorsak mesela, eline mi gitti, uzunluğa mı gitti, buraları ne hale getirdi? Buradan tek karayoluna müsaade ederlermiş bu enkazı gören insanlar, onu da bilmiyorum. Onu da buradaki yurttaşlara sormak lazım.